Ya oranı düşük olan bir diyetin obez insanların kilo vermesine yardımcı olup olmadığını test etmeye çalışıyoruz. Rastgele seçilmiş 100 kişi, 100 obez kişi birinci gruba dahil edilip bu diyete tabi tutuluyor. Yine rastgele seçilmiş 100 farklı kişi de ikinci gruba dahil edilip yağ oranı düşük olmayan ama eşit kalori içeren başka bir diyete tabi tutuluyorlar. Bu durumda ikinci grup kontrol grubu oluyor birinci grubu uygulanan diyetin işe yarayıp yaramadığına onlar karar verecek. 4 ay sonra birinci grup ortalama 9,31 kilogram, hemen not alalım, birinci grubun ortalama kilo kaybı, bir saniye, bir saniye şöyle yazalım, düşük yağlı bir diyet yapan grubun ortalama kilo kaybı 9,31 kilogrammış. Birinci grubun örneklem ortalaması için 9,31 yazıyorum. Örneklem standart sapması da 4,67 kilogram. Gruplardaki herkesin kilosunu bildiğimiz için bu iki figürü hesaplamak gerçekten de çok kolay. Kontrol grubuna geldiğimizde ise yazıyorum. Kontrol grubu için örneklem ortalaması 7,4 kilogram. 7,4 kilogram. Örneklem standart sapması da 4,04 kilogrammış. Şimdi verilere şöyle uzaktan baktığımızda kağıt üzerinde evet birinci grup kontrol grubuna göre daha çok kilo vermiş. Farkı bulmak istersek yani düşük yağlı diyetle beslenen birinci grup ile kontrol grubu arasındaki farkı bulmak için 9,31 eksi 7,4 işlemini e, yapmamız lazım. Aklımdan da yapabilirim ama isterseniz hesap makinesi kullanalım. Evet, 9,31 eksi 7,4 eşittir 1,91 eder. Ortalamaların farkı 1,91'miş. Şu ana kadar gördüklerimize dayanarak bu diyeti uyguladığımızda belki de her 4 ayda bir 1,91 kilogram veriyor olabiliriz. Bunun nasıl gerçekleştiği konusunda biraz daha kesin konuşabilmek için bu videoda bu sayı etrafında %95'lik bir güven aralığı oluşturmaya çalışıp %95'lik bu güven aralığında her zaman kilo kaybı olup olmadığını araştıracağım. Belki de düşük yağlı diyetin sonucunda aslında kilo kaybı olmadığını bulacağız. Tekrar ediyorum. Bu videoda %95'lik bir güven aralığı oluşturup bir sonraki videoda ise bir hipotez testi yapacağız. Anlaştık mı? Evet. %95'lik bir güven aralığı için İşe ne tip bir dağılımla karşı karşıya olduğumuzla başlayalım. Bu örneklemdeki dağılım, yani ilgilendiğimiz dağılım, ortalamaların farkının dağılımı. Örneklem ortalamalarının farkının ortalaması olan gerçek ortalama burada olacak. Düzgün yazmalıyım. Evet, bu bir y değil x1 ve x2 başka bir deyişle x1'in örneklem ortalaması eksi x2'nin örneklem ortalaması. Sonra bu dağılımın da bir standart sapması vardır. Öyle değil mi? x1'in örneklem ortalamasının dağılımının standart sapması eksi x2'nin örneklem ortalamasının dağılımının standart sapması. Evet. Bunları kullanarak bir sonuç çıkarmak istiyoruz sonucumuz oluşturmak istediğimiz %95'lik güven aralığı ile ilgili ve buradaki gerçek ortalamanın yani farkın gerçek ortalamasının %95'lik bir ihtimalle bu aralıkta olup olmadığıyla ilgili. Bunun doğru olup olmadığını bulabilmek için gelin bir de diğer şekilde düşünelim. Ortalamanın etrafındaki %95'lik güven aralığında ya da ortalamanın etrafında oluşturacağımız aralıkta bu dağılımdan çekilecek herhangi bir örneklemin %95 ihtimalle bu aralıkta olduğuna nasıl emin olabiliriz? Buradaki %95'lik alanla ilgileniyoruz. Her iki yönde de kaç tane standart sapma ilerlemeliyiz? Buna karar vermek için Z tablosunu kullanabiliriz. Sadece hatırlatma amaçlı. Eğer burası %95 ise, burası %2,5, burası da %2,5'tir kısacası geriye kalan %5'i eşit olarak bu simetrik alanlara paylaştırıyoruz. Şimdi de Z tablosunda verilen kritik Z değerine bakacağız. Ama dikkatli olmamız lazım. %95'e bakmayacağız. Çünkü Z tablosu o kritik Z değerine kadar olan kümülatif olasılığı verir. Buna göre Buradaki z değerinin üzerinde yüzde 2,5'lik bir olasılık olacak. Yani bu değerin üzerinde bir değer elde etmemizin olasılığı yüzde 2,5 iken, bu değerin altında bir değer elde etmemizin olasılığı da yüzde 97,5. Ve buradaki z değeri buradaki değere eşit olacak. Ayrıca tek kuyruklu bir senaryo yerine çift kuyruklu olanını değerlendirmemiz de lazım. O halde yüzde 97,5 için z tablosuna bir bakalım. İşte burada 0,975 ya da %97,5 Z değeri 1,96. Evet. Buradaki Z değeri 1,96'ymış. Bunun sonucu bu dağılımdan seçilen örneklemlerin sadece 2,5'lik bir bölümünün ortalamadan 1,96 standart sapma uzakta olacağı şeklinde yorumlanabilir. Buradaki kritik Z değeri 1,96 standart sapmaymış. Yani 1,96 çarpı x1 eksi x2'nin standart çarpması. Burası da eksi 1,96 çarpı az önce yazdığım olacak. Evet yazıyorum. Gördüğünüz gibi bunlar simetrikler. Bu uzaklık ile bu uzaklık birbirine eşit. Eksi 1,96 çarpı x1 eksi x2'nin standart sapması. Evet buraya geri geliyorum dağılımımızdan alacağımız örneklem buradaki örneklemlerin farkından yani bahsediyoruz. %95 ihtimalle 1,91 bu dağılımın standart sapmasının 1,96 katı uzağında olacak. Bunu bu istatistiğin standart hatası olarak düşünebilirsiniz x1 eksi x2 ya da e, şu cümleyi bir bitirelim. Evet, örneklem istatistiğimiz yani 1,91 %95 ihtimalle dağılımın gerçek ortalamasından dağılımın standart sapması çarpı 1,96 uzağında, uzaklığında yani. Ya da dağılımın gerçek ortalaması %95 ihtimalle 1,91'in dağılımının standart sapmasının 1,96 uzağında. Bu iki ifade de aslında birbirine eşdeğerdir. Aynı şeyi söylüyor yani. Eğer size "Sizin 3 metre uzağınızdayım." dersem, siz de benim 3 metre uzağımdasınızdır. Öyle değil mi? Evet, aslında bu bu kadar basit. Bence güven aralığı bu şekilde oluşturulduğunda her şey oldukça anlaşılır oluyor. Şimdi geriye bu uzaklığın ne kadar olduğunu bulmak kaldı. Bu uzaklığı bulmak için de bu dağılımın standart sapmasını bulmamız lazım. Örneklem ortalamalarının farkının standart sapması. Bunu bir önceki videoda görmüştük. Ekranı biraz aşağı çekersem göreceğiz. Evet. Standart sapma karekök içinde bu dağılımların varyanslarının toplamına eşit olacak. Bu dağılımın varyansı da şu şekilde yazalım. Varyans şimdi ufak çaplı bir ispat yapacağım. Ortalamanın varyansı ya da dağılımın varyansı bu örneklem dağılımlarının varyansları toplamına eşittir. Ve örneklem ortalamalarının varyanslarının da popülasyon dağılımının varyansının örneklem boyutuna bölümü olduğunu biliyoruz. Bu sorudaki örneklem boyutu 100 kişiydi. Buradaki örneklem dağılımının yani kontrol grubunun varyansı da, yeni bir renkle yazalım, kontrol grubunun popülasyon dağılımının varyansı bölü kontrol grubunun boyutudur. Bunların ne olduklarını bilmediğimiz için tahminde bulunmamız gerekiyor. N de 30'dan büyük olduğuna göre, yani n 30'dan büyük olduğuna göre bu varyansları dağılım örneklem varyanslarını kullanarak tahmin edebiliriz. Biraz açıklayayım. Bu dağılımların örneklem dağılımı. Birinci örneklemin standart sapmasının karesi yani birinci örneklemin varyansı bölü 100 artı ikinci örneklemin standart sapmasının karesi bu da Ikinci örneklemin varyansı bölü 100 olacak. Bunu kullanarak bu dağılımın varyansını bulacağız. Anlaştık mı? Peki standart sapma için ne yapabiliriz? Doğru bildiniz. İki tarafında karekökünü alabiliriz. Eğer bu dağılımın standart sapmasını istiyorsak, burada varyans olduğuna göre karekökünü almamız yeterli. Şimdi hesaplama zamanı, değerleri bildiğimize göre birinci grubun standart sapması 4,67 idi Evet buraya yazmıştık. 4,67 ve 4,04. Bu 4,67'ymiş. Karesini almamız lazım. Buradaki S de 4,04. Bunun da karesini alacağız. Hesap makinemi çıkarayım. Karekök içinde 4,67'nin karesi bölü 100 artı 4,04'ün karesi bölü 100. Parantezi de kapayalım. Sonuç 0,617. Hemen not alalım. Bu 0,617'ye eşit olacak. Yukarıya çıkıyorum. Buradaki dağılımın standart sapmasını 0,617 olarak hesapladık. Sıra aralığı hesaplamaya geldi. Burası 0,617 ise 1,96 ile çarptığımızda 1,96 çarpı 0,617 sonuç 1,21. 0 yok pardon 1,21. Yani buradaki sayı 1,21'miş. Buna göre %95'lik güven aralığı Ortalamaların farkı başka bir de işte 1,91 artı eksi 1,21 şeklinde oluşacak. Onu da bulalım mı? Çıkardığımızda güven aralığının alt ucunu 1,91 eksi 1,21'den 0,7 olarak buluruz. Yukarı ucu ise 1,91 artı 1,21'den 2,12 eder. Bir saniye emin olmak için şu işlemi bir de hesap makinesiyle yapmak istiyorum. Bakın sonuç 3,12 imiş. ki hesap makinesini kullanmışım. Düzeltiyorum. 3,12 Bu arada gerçek ortalamaların gerçek farkı %95 ihtimalle bu aralıkta değil. Biz sadece bu aralıkta olma ihtimalinin %95 olduğundan eminiz. Güven aralığını oluşturmamızın sebebi de zaten bu. Neden mi? Çünkü popülasyon standart sapmalarının ya da popülasyon varyanslarının ne olduklarını bilmiyoruz. Bunları örneklememizi kullanarak tahmin ettik. Bunun içinde gerçek olma olasılığından emin olamayız. Yani gerçek olasılıktan, daha doğrusu pardon, bunun için gerçek olasılıktan emin olamayız e, demek istiyorum arkadaşlar. Ve sadece %95 ihtimalle bu aralıkta olduğuna eminiz diyebiliriz. İşte bu yüzden burada gerçek olasılıklar yerine güven aralığından bahsediyoruz. Ama sonuç oldukça tatmin edici, öyle değil mi? Bu iki örneklemin ortalamalarının gerçek farkının %95 ihtimalle şu şekilde söyleyeyim. Örneklemlerin ortalamaları arasındaki farkın ya da örneklem ortalamalarının beklenen değeri popülasyonun beklenen değeri ile aynı şeydir. Evet. Bunun için bu popülasyonlar arasındaki gerçek fark için bir güven aralığı veriyor diyebiliriz. Herkese evet mümkün olan herkese birinci diyeti ve diğerlerine de ikinci diyeti verebilseydik bu bize gerçek popülasyon ortalamaları için bir güven aralığı verecekti. Ve tüm bu yaptıklarımızdan sonra sanırım birinci diyetin işe yaradığını söyleyebiliriz. Çünkü güven aralığının alt ucunda bile kilo kaybı ikinci diyete göre hala daha fazla. Umarım kafanızı çok fazla karıştırmamışımdır. Bundan sonraki videoda bu verileri kullanarak bir hipotez testi yapacağız.